Herkese merhabalar. 29 Ağustos İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerleyiz. Hemen ilk koşuyla başlayacağız. 9 koşulu bir program var İzmir'de. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. 2 yaşlı İngilizler Maiden dişi. 1200 metre şimdi ilk koşu. Burada 1 numaralı Al Kılıç Ekürisi ile beraber favorimizdir. İkinci olarak 4 numaralı Safkan Lubov yazılması gerektiğine inandığım bir at. Ve son olarak da yazmak isteyenler 6 numaralı Warplay yazabilirler. Onun da performansının dördüncülükleri var. 4 tane dördüncülüğü var Çim'de. Geldiğini bildiğimiz bir at. Ama ben açıkçası 1 numaranın galibiyete ulaşacağını düşünüyorum. Olmazsa da 4 numara burada önerimdir. 1-4-6 sıralama ilk koşu için tercihlerinize bağlı olarak değişir tabii ki. İkinci koşuya geldiğimizde ise e, şartlı 2 iki, iki, yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre kum yarışı olacak. Burada elimizde bir numaralı Princess SS var. Princess SS e, 55 kiloda aprantisiyle e, barış açıkçası e, bu yarışı kazanabileceğini düşündüğüm bir safkan. Son iki yarışında birincilik ve üçüncülüğü var ama bunlar tabi çim yarışı. Kumda beşinciliği var. Bu elimize bir veri olabilir. Ama tabii ki de çimde giden bir at kumda gidecek diye bir kaydı yok. O yüzden biz kendimizi sağlam almak için başka safkanlara yöneleceğiz. Ve burada önereceğim safkana 6 numaralı kupa onlusu. 54 kiloda bir dördüncülüğü var kumda. O yüzden 6 numaralı kupa onlusu önemli bir safkan. Ve 9 numaralı red whisper. 52 kiloda Bekir Mert Mırık'la tecrübeli e, jockey ile birlikte start alacak burada. E, Bekir Mert Mırık'ın da performansı iyi olduğu gibi kilosu da burada düşük. Red Whisper e, son yarışında üçüncülüğü var. Açıkçası o da burada kumda e, yarışı kazanabilir. O sebeple buradaki sıralamamız 1-6-9'dur. İsteyenler 9'u öne yazsınlar, ilk yazsınlar diyebilirim. 9-6-1 de yapabilirsiniz. 1 numaranın çim performansına göre belirlediğimizden dolayı 1 numara dedik. Yoksa 9-6-1 ya da 1-6-9 şeklinde diyoruz ve burayı geçiyoruz. 3. koşudayız. 7 safkan yer alacak. Maiden dişi mücadele yine 1200 metre çimle. Burada elimizde açıkçası ilk önce 6 numaralı Princess Sarla diyorum. 7 numaralı Segula diyorum. Prin Princess Sarla ikinciliği var tek yarış koşmuş. Segula ise e, burada baktığımızda 2 iki ikincilik, 2 iki üçüncülük, 2 beşinciliği var. Fakat benim e, önereceğim bir safkan daha var ki 1 numaralı S. Ribella. Deha yavrusu e, Alpoluk'la Alp start alacak. Burada e, Esribella S. Ribella Deha'dan bildiğimiz üzere çimde gidebileceğini biliyoruz bu safkanın. Hiç yarış koşmamış olması bizi yanıtmasın. 55 kilo çok da müsait bir kilo. Ee, burada galibiyeti alabilir. Sürpriz arayanlar için esri belli uygundur. 6-7 arkasında 1 diyorum ben. Geçiyorum 4. koşuya. Burada 8 safkan koşacak. Şart 2 mücadele. 3 yaşlarıplar 1200 metre çimde koşulacak bu koşu. Açıkçası burada elimizde e, 6 numaralı Miss Burgas var. Miss Burgas ve 5 numaralı Mavi Gece. Benim önereceğim ilk iki safkan. Miss Burgas, e, Muhammed Bir Bilgin ne Mavi Gece ise Mertcan çelikle start alıyor. Miss Burgas son yarışın içimde kazandı. Ondan önce Kumda dördüncülüğü var. E, aynı şekilde Mavi Gece de çimde kazanarak başladı. Bu iki safkan ilk iki yazacağımız at. Arkasına düşünenler ise 1 numaralı Star Baba ve 2 numaralı Uçan Dadaş yazılabilir diyorum. 6-5 arzu edenler için 1-2 de önerimdir yine. 5. koşuya geldiğimizde ise burada 12 safkan yer alacak. Şart 3 dişilere mücadele. 3 yukarı İngilizler 1700 metre içinde start alacaklar. Burada elimizde ilk safkan 7 numaralı Bright Queen ve 2 numaralı Şehriban ön plana çıkıyorlar. Bright Queen'e hemen geliyoruz. Bekir Mert Mırık'la start alacak. Son 4 yarışında 2 iki ikincilik, 1 üçüncülük, 1 dördüncülüğü var. Bu safkan burada favorimizdir. Peşine 5 numaralı safkanı düzeltiyorum. 2 numaralı safkan Şehriban'ı söylemiştik evet. o da Alaaddin Küründük ile start alacak. Son 2 iki yarışında ikinciliği var. Şehriban burada bizim ikinci safkanımız yazacağımız. E, 7-2 kesinlik yazıyoruz. Sürpriz arayanlar için 10 numaralı Scrapper Girl ya da ya da 5 numaralı Elira Sultan. Evet. 7-2'nin arkasına sürpriz arayanlar 10 numaralı Scrapper Girl ya da 5 numaralı Elira Sultan'ı yazsınlar. Hemen nedenini açıklayacağım. Öncelikle Scrapper Girl'e gelelim. Safkan'ın son yarışı şimdi ikinci. Açıkçası burada bir sürpriz yaparsa ee, şaşırmayalım derim. Velev ki o yapamadı 5 numaralı 50 lira Sultan. Yine Ganyan'da e, çok da yüksek çıkmayacak bir favori çıkmayacak bir safkan. Onun da bir dördüncülü bir ikinciliği var. Açıkçası o da burada bir sürpriz yapabilir. Sıralamamız 7-2. Sürpriz arayanlar içinse 5 ve 10 diyorum. Ve bir sonraki koşuya geçiyoruz. Burada 8 safkan yer alıyor. Kısa vade 8-3 yaşlı İngilizlere mahsus 1300 metre çimde bir koşu olacak. E, buradaki tercihimiz bizim öncelikle 6 numaralı Amiral Holt. Amiral Holt burada kesinlikle yazacağımız bir safkan ve 5 numaralı Ravello. Ha keza Hemen açıklıyoruz. E, Amiral Holt son 6 yarışının 4'ünü kazanmış bir safkan. Yani bu atı yazmak zorundayız gibi gözüküyor burada. E, bir dördüncülük bir de üçüncülüğü var. Ee, rakibine baktığımızda ise Ravello 5 numaralı Safkan Barış ile start alacak o da. Ee, onun da son 4 yarışında 2 iki ikinciliği, 1 bir birinciliği, 1 bir dördüncülüğü var. Bu yüzden e, Ravello'yu düşünmemiz lazım. Sürpriz arayanlara benim e, naçizane tavsiyem. E, hakim yavrusu, e, anne tarafından Perfect Storm olan 4 numaralı Gospod'in 4 numaralı Gospodin son yarışında ikinciliği var. Şimdi açıkçası bir önceki koşta olduğu gibi o da burada sürpriz yapabilecek bir isim diyorum. El Camino'yu önerenleri duydum. Bir yarış galibiyeti olduğundan dolayı son yarışta ama ben burada geleceğini zannetmiyorum. 6 ve 5 numara varken gelmez El Camino. Sürpriz arayanlar için Gospodin'i söylüyorum. Çünkü El Camino'yu yazmakla Ravello ya da Amiral Holt'u yazmak arasında pek bir fark yok. O yüzden Amiral Holt ve Ravello'yu yazdığımızda daha yüksek ganyanla gelebilecek bir at arayanlar için 4 numaralı Gospodin'i öneriyorum diyorum ve 7. koşuya geçiyorum. Bu koşuda 10 safkan var. Şart 5, yamak 1, 4 yukarı Araplar. 2000 metre kumda start alınacak bir yarış. 1 numaralı Bombacan yüksek kilosuna rağmen ilerleyen yaşına rağmen dış start tercihli safkan. 2000 metre kumda gelebilir. E, mutlaka yazmamız lazım bu atı. Fakat e, bir numaralı Bombacan'ın gelmeme ihtimali de var. O yüzden başka safkanlara da yönelmemiz gerekiyor haliyle. 4 numaralı Peköz, 5 numaralı Goben, e, yazabileceğimiz atlar ve 9 numaralı Çevik Soy. Açıkçası burada öne, özellikle Çevik değinmek inmek istiyorum. Çevik Soy şaşırtıcı bir şekilde son yarışında gelip kazanmıştı. E, düşük bir formun ardından son yarışta kazandı ve son yarışında e, bu yarışta koşan Plevneli Ünal amca e, ve Yiğit oğlumu geçmişti. Mesela bu üç safkanı önermememin ve Çeviksoy'u önermemin sebebi bu. Daha yeni bir önceki koşusunda Çeviksoy Plevneli Ünal amca ve Yiğit oğlumu geçti. E, bu sebeple e, bu safkanı öneriyorum Çeviksoy'u. Yeşil yol e, formu düşmüş bir safkan bir birinciliği var ama onu yazmamıza gerek yok. Burada sürpriz olarak Çeviksoy'u yazacağız. E ee, öte yandan diğer safkanlar arasında eee Goben'i yazabiliriz. 4 numaralı Peköz'ü yazabiliriz. 1 numaralı Bombacan'ı yazabiliriz. Ee, diyorum. Ve evet bu koşuyu da geçebiliriz. Şimdi 8. koşuya geldik. Burada 8 safkan yer alıyor. 3 yaşlı İngilizler Handikap 16 2400 metre çim uzun soluklu bir yarış yine. Ee, burada 8 safkandan en iyisi benim gördüğüm e, net bir favori var burada. Gold Road. bir numaralı Gold Road. Golden Sun babası ve anne tarafından da e, dedesi Red Bishop. Golden e, Sun yavrusu Gold Road. Burada galibiyete ulaşabilir. Nitekim son 5 yarışında 2 e, birinciliği, 2 üçüncülüğü, 1 dördüncülüğü var. Gold Road yetmez bana diyenler için... Üç numaralı Safkan Miss Sparkle ee, önerim düşük kilosuyla da burada galibiyete ulaşabilir. Ee, safkan son yarışını kazanmış bir at. Miss Sparkle, Miss Sparkle'da yetmez diyenlere Anna Henrietta diyorum. O da son yarışını kazanmış ve altıncılıktan önce bir yarış daha kazanmış. Güvenilebilecek bir safkan. Barış Kurdu ile o da düşük bir kilo 54.5 ve 8 numaralı oğlum Mischa da 50.5 kiloda Atakan Cem daha devirenle start alacak. Son iki yarışında bir birincilik bir ikincilik var. Açıkçası oğlum Misha gelirse şaşırmayın derim. Burası sürprizlere açık bir yarış. Ne olacağını kestirmek zor. Son koşuya geldik. 16 safkanın bulunduğu şart 4 mücadele. 4 yaşlı Araplar 1200 metre kumda start alacaklar. Evet burada 3 numaralı Dostbağı Kaisbert yavrusu Dostbağı'na öneriyorum. Son Altı koşusunda 3 birinciliği var. Bunların ikisi bu sene olmuş. Bir ikinciliği var. Bir dördüncülü, bir beşinciliği var. Açıkçası bu yarışa biçilmiş kaftan gibi gözüküyor. Üç numaralı Dostbağı. Peşine yazmak isteyenler için on altı numaralı adamın kralı Tamerinoğlu Altaha hattı Muhammed Mirmilgin ile start alacak. Safkan son yarışı haricinde iyi bir performansı var. 3 ikincilik 1 üçüncülüğe sahip adamın kralını düşünebiliriz. Burada 16 numarayı 6 numaralı Olgun Alp Onur Kağan İzbatur hattı. Onur Kaan ve İzbatur hattından gelen Olgun Alp'in burada sürpriz yapabileceğine inanıyorum. Şimdiki 8 inciliğini saymazsak performans iyi gözüküyor. Birincilik 2 iki, üçüncülük ikincilik ve dördüncülüğü var. Son olarak da e, bir diğer isim 8 numaralı Gündüz Baba diyorum. Gündüz Baba'nın da performansına baktığımızda 6. yıllıktan öncesinde bir birinciliği var. O da yine bir sürpriz olabilir. Turbo Özgün hattına sahip. E, buradaki sıralamayı bir kez daha tekrarlayalım. 3 numaralı Dostba ve 16 numaralı Adamın Kralı. Arkasını sürpriz düşünenler için 6 numaralı Olgun Alp ve ya da veya 8 numaralı gündüz baba diyorum ve bu videoyu da burada bitiriyorum. Herkese bol şans diliyorum.